İşimin sanatçının kullandığı malzemeleri ve teknikleri incelemek gibi bilimsel bir yönü olduğu gibi, aynı zamanda sanat tarihi, ahlak ve estetikle ilgili yönleri de var. Şu an gördüğünüz yer, çalışmalar için Beyrut'a taşınan Tate Konservasyon Atölyem. Buraya Temmuz'da geldim. Londra'daki sergi için Schuker'in koleksiyonundan hangi eserlerin güvenle taşınabileceğine karar vermeye çalışıyorum. Hassas durumda olan 7 tane tabloyu ayırdım. Şu an içinde olduğumuz daire gibi, buradaki çoğu daire klimalı. Ama sabah saat 9'dan öğlen 12'ye kadar her gün elektrik kesintisi uygulanıyor. Yani o saatlerde klimalar çalışmıyor. Sıcaklık çok hızlı yükseliyor. Buna bağlı olarak nem oranı çok hızlı yükseliyor ya da o gün hava yağmurluysa rutubet yüzünden hızla düşebiliyor. Dolayısıyla da tablolar hasar görüyor. Schuker'in birçok tablosunda da bu sebepten dolayı çatlama ve soyulma var. Şu an üzerinde çalıştığım tablonun adı Kompozisyon ve 1951'de yapılmış. İşlem sırasında ufak bir miktar yapıştırıcı kullanmam gerekiyor. Bunun için yabancı bir madde kullanmıyorum. Mümkün olduğunca eseri aslına uygun tutmaya çalışıyorum. Burada kullandığım tüm malzemeler hassas malzemeler ve eserle de nazikçe bir etkileşim halindeler. Şimdi ısıtmalı spatula denilen bu aleti kullanacağım. Bu 50 santigrat dereceye ayarlı. 50-60 senelik bir yağlı boya tablo 70 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda erimez. Bu durum her zaman olmasa da genellikle böyledir. Şu an Tate Britain Müzesi laboratuvarındayız. Bu atölyede tüm konservasyon ve restorasyon çalışmalarını baştan sona yürütüyoruz. Sergi konservasyonunda ise amacımız biraz daha farklı. O durumda eserde sergi süresince fiziksel bir değişiklik olmaması için objeyi stabilize etmeye çalışıyoruz. Yani amacımız objeleri iyileştirmek değil, sadece korumak. Başka bir deyişle hiçbir şekilde objenin estetiğiyle oynamıyoruz. Sadece fiziksel ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Normal şartlarda eğer sanatçı ile beraber çalışıyorsanız, onunla sürekli iletişim halinde olmaya çalışırsınız. Ona çalışmalarını nasıl yapıyor, eserde ne buluyor ve onun için önemli olan şeyler neler gibi sorular sorarsınız. Saloa ile hastalığı yüzünden iletişim kuramamak üzücüydü. Hatta hayal kırıklığına uğradım da diyebilirim. Neyse ki kızı Hala, benim için bu tarz sorulara cevap sağlayan muhteşem bir kaynak oldu. Schuker Paris'te klasik resim eğitimi almıştı ve malzemeleri kullanmayı çok iyi biliyordu. O, çoğunlukla yağlı boya kullanan, klasik yağlı boya konstrüksiyonundan yararlanan bir sanatçıydı. O dönemde bunların dayanıklı olacağını bildikleri için daha kısa ömürlü malzemeler yerine bunları tercih ediyorlardı. Yani genellikle yağlı boya bilinçli bir tercihti. Sonuçta 50 yıllık bir süreden bahsediyoruz ki bu genellikle bir ömür gibi kabul edilebilir. Yağlı boya bu sürenin çok daha ötesine kadar yaşayabilir.